Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rasyonel Yayınları 1. AYT deneme sınavının tarih 2 sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki, aşağıda verilen bulgulardan hangisi ait olduğu toplum hakkında diğerlerinden daha kesin bilgiler verir? Bakalım. Savaş aletleri yazısız bir kalıntıdır. Kitabeler yazılıdır. Tapınak kalıntıları yazısızdır. Duvar resimleri yazısızdır. İnsan iskeletleri yazısızdır. Dolayısıyla arkadaşlar, yazılı kalıntılar yazısızlara göre daha fazla bilgi verdiği için doğru cevabımız B seçeneği olmalı. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Margus Antlaşması ile Bizans İmparatorluğu'na üstünlüğünü kabul ettirerek vergiye bağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisi demiş? Daha önce sorulan bir sorudur arkadaşlar. Bizans'la Margus ve Anatolios anlaşmalarını yapmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar İtalya üzerine tekale çıkmıştır. Fakat Papa'nın isteği ile, Papa 1. Leo'nun isteği ile bu seferden geriye dönmüştür. Ve kendisi Tanrı'nın kırbacı diye, Tanrı'nın kırbacı, kılıcı diye bilinir. Doğru cevabımız arkadaşlar Attila olmalı idi. Avrupa Hun Devleti'nin en önemli hükümdarlarından bir tanesidir Attila. Tanrı'nın kırbacı, kılıcı unvanı ile bilinir ve Bizans İmparatorluğu'na üstünlüğünü sağlayarak Margus ve Antolios antlaşmalarını imzalamıştır. Evet, üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin devlet merkezini İznik'ten Konya'ya taşımasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? İlhanlıların Köse Dağ Savaşı ile Selçukları mağlup etmesi. Bu olay arkadaşlar daha sonra gerçekleşmiştir. Haçlıların Batı Anadolu'yu istila etmesi, elbet 1. Haçlı Seferi sonucunda başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştır arkadaşlar. Doğru. Selahattin Eyyubi'nin Kudüs Haçlılardan geriye alması. Bu Hittin Savaşı'yla gerçekleşmiştir. 1. Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi daha önce. Babayler isyanının çıkması ise arkadaşlar Türkiye Selçuklu'nun yıkılma döneminde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 1. Beyazıt döneminden itibaren doğu yönünde genişleme siyaseti izlenmesi aşağıdaki devletlerin hangisiyle rekabete neden olmamıştır diyor arkadaşlar. 1. Beyazıt döneminde. Bakalım. Dulkadiroğulları Maraş çevresindedir. Dolayısıyla doğu yönlü politikada etkili olur. Memlüklüler Mısır etrafındadır. Dolayısıyla etkili olur. Timur Devleti Osmanlı Devleti'nin doğusunda yer alan bir devlettir arkadaşlar. Dolayısıyla olur, doğrudur. Akkoyunlu Devleti evet Uzun Hasan tarafından kurulmuştu hatırlarsanız. Osmanlı'nın doğu siyaseti izlediği bölgede, coğrafyada yer alıyordu. Dolayısıyla olur. Altın Orda Devleti arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuzeyinde yer alan bir devlettir. Yani günümüzdeki işte Rusya'nın dolaylarında olan bir devlettir. Ve Osmanlı'nın doğu yönlü siyaseti sebebiyle Altın Orda Devleti ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmemiştir. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu nedenle de doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Beşinci sorumuza bakalım. Avrupa'da yaşanan gelişmelerden hangisiyle Avrupa'da din özgürlüğünün kabulü kesinlik kazanmıştır diyor arkadaşlar. İncil'in farklı dillere çevrilmesi ile Avrupa'da yaşamış olan yaşayan halk arkadaşlar kilisenin her zaman doğruyu söylemediğini gördü. Vestfalya Anlaşması'nın imzalamasıyla beraber Avrupa'da dini özgürlük ortamı oluştu. Yani doğru cevabımız B seçeneği olmalı. 30 yıl savaşlarının başlaması. Bu olay arkadaşlar Avrupa'nın kendi iç dinamizmini bozan bir olaydı. Dolayısıyla din özgürlüğünün kabulüyle bir alakası yoktu. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması yer. Zaten 1453'te bu direkt olarak Avrupa'nın dini hayatını etkileyen bir olay değildi. Protestanlık mezhebinin ortaya çıkması. Evet, protestanlık mezhebi ortaya çıkmış olabilir ama burada din özgürlüğünün kabulüyle alakalı bir şey olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmaz. Evet, 6. sorumuza bakalım.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı söylenemez diyor. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı parası değer kaybetmeye başlamıştı. Yani Osmanlı ekonomisinin çöküşü üzerinde hangisi etkili değildir diyor. Para tarihiyle Akçe'deki gümüş oranının azaltılması, evet daha düşük ayarlı paraların yaptırılması etkili olmuştur. Ulufe ve cülüs giderlerinin artması, ulufe yeniçerilere verdiğimiz maaştı. Yeniçeri sayısı arttığı için ulufe sayısı da artmıştır. Cülüs dediğimiz padişahların tahta çıktığında vermiş oldukları bir miktar paradır. Ve dolayısıyla arkadaşlar sık sık padişah değişikliği yaşandığı için bu durum ortaya çıkmıştır. Doğru. Avrupa devletlerine tanınan iktisadi ayrıcalıkların artırılması. Evet, kapitülasyonlar arttığı için devletin gelir ve gider dengesi bozulmuştur. Buna da ulaşırız. Devşirme usulünün kanunlaşması. Devşirme dediğimiz arkadaşlar neydi? Müslüman olmayan, gayrimüslim olan çocukları 5 aileden bir çocuğun alınarak bu çocukların Müslüman ve Türk olan ailelerin yanında yetiştirilmesini sağlayıp akıllı ve zeki olanların devlet adamı olarak, askerlikte yetenekli olanların ise asker olarak yetiştirilmesinin sağlanmasıydı. Dolayısıyla bunun bir alakası yoktu. Tımarlı sipahinin yerine tekban ve sarıcaların getirilmesi. Bunlar da arkadaşlar maaşlarını merkezden alacakları için Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği olmalı. 7. sorumuza bakalım. 19 ve 20. yüzyıllarda yapılan bu değişikliklere tepki gösterilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda memurların fes ve pantolon giymesiyle ilgili düzenlemeler, Cumhuriyet döneminde ise toplumsal alanda yapılan bir takım inkılaplar bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştır. Değişim kararlarında halk iradesinin etkisiz kabul edilmesi, yani burada halk iradesi pek etkili değil sanırım. Bir dursun arkadaşlar. Alışkanlıkların terk edilmek istenmemesi, evet çünkü her ikisinde bir şeye alışılmışlık var. Değişikliklerin dinsel inançlara aykırı olarak yorumlanması, evet her ikisinde de din elden gidiyor denildi. Batı yaşam tarzının uzak kalınması, evet arkadaşlar çünkü mesela Batı'da işte fes yerine şapka takılıyor ama mesela bundan uzak kalmışlar. Eskiden de işte Osmanlı'da sarık varken Batı'da fes vardı. Dolayısıyla burada Batı'dan uzak kalınması etkili olmuştur. Avrupa toplumu ve farklı inançlara karşı toplumda ön yargının oluşması, evet Batı'nın alınan her şeyin kötü olduğu anlayışı vardır birçok insanla. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği olmalı arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Milli mücadele döneminde anlaşma devletleriyle yapılacak barış anlaşmalarının şartları aşağıdakilerin hangisiyle resmi olarak kesinleşmiştir arkadaşlar? Misak-ı Milli kararları, evet. Erzurum Kongresi kararları, hayır. 24 Nisan önergesi, Teşkilat-ı Esasinin kabulü, Tekalif-i Milli Emirlerinin kabulü, hayır. Şimdi arkadaşlar, milli mücadele döneminde dediği için anlaşma devletleriyle ilgili bir barış ortamı sağlanıyorsa, biz bu barışı istiyorsak, biz bu barışı neye göre isteriz? Misak-ı Milli'ye göre, yani milli sınırlarımıza göre. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği, Misak-ı Milli olmalı. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen anlaşmaların hangisinde Osmanlı Devleti'ne ait toprakların paylaştırılması gündeme gelmemişti diyor arkadaşlar. Sarp Anlaşması'nda Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmayı düşündüler. Brest-Litovsk Anlaşması arkadaşlar Rusya'nın savaştan çekildiği anlaşmadır 1. Dünya Savaşı'ndan. Dolayısıyla burada Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılması konuşulmadı. Rusya'nın savaştığı bölgeleri Osmanlı Devleti'ne nasıl terk edeceği konuşuldu. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur. Bükreş Anlaşması ile arkadaşlar birçok azınlık bağımsızlığını ilan etti. Dolayısıyla doğru. Sykes-Picot Antlaşması doğru. 1. Dünya Savaşı'ndan önceki gizli anlaşmalar. Saint-Jean-de-Maurienne yine 1. Dünya Savaşı sırasındaki, öncesindeki daha doğrusu gizli anlaşmalar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki, milli mücadele döneminde aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Batı cephesinde alınan galibiyetlerin sonuçları olarak değerlendirilemez? Gümre Anlaşması ile Ermenilerin Sarp Anlaşması'ndaki haklarından
vazgeçmesi. Gümrü Anlaşması arkadaşlar 3 Aralık 1920'de imzalanmıştır. Fakat bu Batı cephesinde yaşanılan bir olay sonucunda değil, Doğu cephesinde yaşanılan bir olay sonucunda gerçekleşmişti. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Diğerlerine de bakalım. Rusya ile Moskova Anlaşması'nın imzalanması, 1. Dünya Savaşı sonrasında doğru. İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerlerden çekilmesi, yine arkadaşlar Türk ordularının Yunan ordularını yenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Mudanya Ateşkesi ile İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye verilmesi, Batı cephesinde kazanılan zaferin sonucudur. İtilaf devletlerinin Londra Konferansı'nı toplaması yine Batı cephesi başarılarının sonucudur. Bu sebeple arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 11. sorumuza bakalım. Türkiye Devleti'nin sosyal devlet anlayışını benimsemesi, laiklik, halkçılık, cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisinin gereğidir? Bakalım. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren herhangi bir zorluk durumunda sosyal güvence ve ekonomik yönden güçsüz kesimlerin korunmasını esas alan sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Bunun üzerinde hangisinin etkili olduğunu soruyor arkadaşlar. Laiklik dediğimiz din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu birinci yönü. İkinci yönü ise aklın ve bilimin önderliğinin kabul edilmesidir. Dolayısıyla bunun sosyal devlet anlayışıyla çok da büyük bir alakası yoktur. Bir olamaz. Halkçılık arkadaşlar devletin halkı için bir şeyler yapma anlayışına dayanır. Dolayısıyla sosyal devlet ilkesiyle ilgilidir. Doğru. İki olmalı. Cumhuriyetçilik, halkın kendi kendini yöneteceği kişileri seçmesi anlamına gelir. Seçim, demokrasi, adalet, özgürlük gibi kavramları bünyesinde barındırır. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışıyla örtüşmez. Bu sebeple de arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.